Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Ben Aytu Aykut. Sizlerle bugün bu videoda Dark Souls ve genel olarak Souls evreninin senaryolarına bir giriş yapacağımızı söylemiştik ve az sonra izleyeceğiniz 20 dakikalık süreçte bu girişi yapacak. Lakin benim o videodan ayrı olarak kendi kafamda oluşturduğum ve sizlere açıklamak istediğim dostane birkaç şey var. Şimdi arkadaşlar, ilk önce bu video hakkında konuşayım. Unutmayın ki bu video hiçbir şeyin sonu veya başı ama hiçbir şeyin sonu değil, daha doğru bir cümle kurmak gerekirse. Çünkü bu evren çok geniş ve objektif bir evren. Yani nereye çekseniz oraya çıkacak bir evren. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bu benim 3 oyunu da oynayıp, 3'ü daha bitirmedim tabii ama ilk 2 oyunu oynayıp, daha mantıklı söylemek gerekirse, hani YouTube'da olsun, makale sitelerinde olsun, Reddit'te olsun, Dark Souls hakkında okuyup kendi kafamda, aklımdan çıkardığım hikayesi. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu oyun bir Call of Duty ya da Battlefield ve Dragon Age oyunu değil. Yani ortada açık olmayan bazı değil birçok şey var. Bu birçok şeyi de bulmak size kalıyor. Ama bunu bulamayan adam da hikayesini yazıyor. Bulan adam da hikayesini yazıyor. Şimdi diyeceksiniz ki, kardeşim sen hani hepsini buldun da bitirdin mi? Evet, de öyle bir şey yok. O yüzden bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum. Bu çok objektif bir evren ve bu objektifliği benim yazımda da lütfen aklınıza bulundurarak okuyun. Çünkü ben bu seriyi buraya çektim. Yarın okuyacağınız bir başka adam bu seriyi başka bir tarafa çekebilir. İlk önce bunda hani kafanızı netleştirmek istedim. Çünkü bu gerçekten Dark Souls evreninin en büyük özelliği. Yani bir hikaye var, elbette var. Ama ne olduğu gerçekten çok açık değil. İlk önce bunu söylemek istedim. İkinci olarak da arkadaşlar, bu video sadece bir başlangıç. Bu başlangıcı da Dark Souls 1'den başka bir şeyle yapamazdık. Çünkü 2'yi anlamak için bunu bilmek lazım. 3'ü anlamak için bunu bilmek lazım. Benim 2 gün sonra videosunu koyduğum bir karakterin hikayesini anlamak için bunu bilmek lazım. O yüzden ben bu videoda Dark Souls 1'i elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Lakin bir nokta daha var. Yani ben burada sonsuza kadar da anlatsam, içinde barındırdığı karakterlerin özelliklerini ve hikayelerini bilmeden maalesef seri oturmayacak. O yüzden siz bu videoyu izleyip sonuna geldiğinizde ekrana boş boş bakma ihtimaliniz var. Çünkü zamanında ben bakmıştım. Ama bunu da nasıl atlatacağız? Dediğim gibi bu bir başlangıç. Bunu bölüm 1 olarak düşünün. Bunun bölüm 2'si Katarina'nın hikayesidir. Bölüm 3 Gwyn'in hikayesidir. Bölüm 4 Niton'un hikayesidir. Bu böyle 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 gidecek. Ve kafanızda artık Dark Souls evreni tamamen oluşmuş olacak. Bu iki uyarıyı yapmak istedim arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Zaten uzun bir video olacak. Bundan sonrası zaten metin. Hazırladım, yazdım. Onları size okuyarak güzel bir video olması dileğiyle arkadaşlar. Hadi bakalım, başlayalım. Kadimlerin çağında. Dünya henüz oluşmamıştı ve her yer sisle kaplıydı. Gri kayalıklar, yaşlı ağaçlar ve ölümsüz ejderhalarla. Sonra ateş geldi. Ve ateşle birlikte taraflar. Sıcak ile soğuk, yaşam ile ölüm ve elbette aydınlık ile karanlık. Sonra karanlıktan onlar geldi. Ve onlar alevlerin içinde Lord ruhlarını buldular. Nito, ilk ölü. Aizalit cadısı ve onun kaos kızları. Gün ışığı Lord'u Gwyn ve sadık şövalyeleri. Ve kolayca unutulmuş olan sinsi küçük insan.
lordların gücüyle ejderhalara meydan okudular. Gwyn, kudretli yıldırım okları yaratarak ejderhaların pullarını birbirinden ayırdı. Cadılar, görkemli alev fırtınaları yarattı. Nito ise ortaya ölüm ve hastalık saçtı. Ve pulsuz Seed'in kendi ırkına ihanet etmesiyle ejderhalar yok oldu. Böylece ateş çığı başladı. Ama yakında alevler sönecek ve geriye sadece karanlık kalacaktı. Şimdi bile geride sadece korlar var ve insanların tek gördüğü şey ışık değil. Bitmeyen geceler. Ve canlılar arasında kara işaretiyle damgalanmış lanetliler. Az önce izlediğiniz video öyle bir şekilde hazırlanmış ki önüne aldığı 3 oyunla birlikte tüm seriyi harikulade biçimde kucaklıyor. Yani temsil ettiği ilk oyunu muhteşem biçimde açıklamakla birlikte ikinci ve hatta üçüncü oyunda yaşanacak hadiselere de bir ön hazırlık yapıyor. O yüzden az sonra detaylı bir şekilde anlatacağım bu videonun incelemesini dikkatli dinlemek doğrudan oyunun hikayesine olan hakimiyetinizi etkileyecektir. Dark Souls evreni, başında anlatıldığı gibi başlangıçta sis ve kayalıkların büyük alan kapladığı, ölümsüz ejderhalara ev sahipliği yapan koca ağaçlarla dolu bir evren. Fakat bir gün Adem'in topraktan çıkması gibi ortaya ateş çıktı. Ateşin çıkışıyla birlikte bozulan enerji ve düzen onları getirdi. Karanlıktan geldiler ve ateşin yarattığı Lord ruhlarını buldular. Niceleri yanlarında yitip gitti. Fakat bu ruhlara sahip olan kişiler asırlarca unutulmadı. Bahsettiğimiz varlıklar hepinizin aşina olduğu isimler. Gwyn, Nito ve Aizarit. İşte hikayenin kopma noktası burası. Videoda söylendiğine göre ve oyunun içindeki duyumlarımıza bakıldığında bu varlıklar toplamda 4 ruh buluyorlar. Bunların 3'ünü yukarıda da söylediğimiz Gwyn, Nito, Aizarit üçlüsü alıyor. Fakat geride kalan dördüncü ruh tüm Souls evrenini etkileyecek ve hakkında yazılıp çizilen dedikoduların hala bitmediği birine kalıyor. Furtive Pygmy, yani sinsi küçük insan. Furtive Pygmy'yi Türkçe'ye çevirmeye çalışınca ortaya sinsi cüce, küçük insan, sinsi neandertal gibi isimler çıkıyor. O yüzden ben videonun devamında kendisine sadece Pygmy şeklinde hitap edeceğim. Kafa karışıklığı yaşanmaması adına baştan uyarımızı yapalım çünkü ana konu direkt bu Pygmy üzerinden şekilleniyor. Şimdi gelelim 3 Lord ruhuyla yapılanlara. Bu ruhları alan isimlerden Gwyn, ruhun gücüyle arkasına şaşalı şövalyeler alır ve şimşek gücüne erişir. Aizarit, yanlarına kaos kızlarını alarak büyük kaos alevleri yaratır. Nito da ölüm ve hastalık güçlerini alarak ölümün korkusunu her yere yaymaya çalışır. Fakat videoda da söylendiği gibi çabuk unutulan ve inzivaya çekilen bir isim vardır. Bu isim de Pygmy'dir. Biz de şimdilik videoda olduğu gibi bu ismi unutuyoruz ve 3 Lord'un yaptıklarına kısa bir göz atıyoruz. Alternatif Dark Souls evreninde bu dünyaya hükmeden yaratıklar ejderhalardı. Bu yaratıklar üstlerinde bulunan pullar sayesinde ölümsüzlüğü keşfetmiş ve sonsuzluğa uzanan bir koridorda kendilerine düşen görevleri yerine getirerek yaşamaya çalışmaktalardı. Her düzenin bozulmaya yüz tuttuğu günümüz dünyasında olduğu gibi bu düzen de sonsuza kadar sürmeyecekti. Ve ateşin ortaya çıkmasıyla tüm düzenler değişti. Yaşlı dünya artık farklı bir çağa girmek istiyordu ve hazırlıklar çoktan başlamıştı. Ateşten gücünü alan bu üç ruh arkalarına topladıkları muazzam kuvvetlerle tek bir amaç uğrunda birleşti.
ejderhaları yeryüzünden silmek ve beraberinde her şeylerinin borçlu oldukları ateş çağını başlatmak. İlk saldırıları gayet hasarsız atlatan ejderhalar, ölümsüzlük sırlarının ortaya çıkmasıyla ilk şoku yemişlerdi. Aylarca süren çatışmalar artık lordlar adına sonuç vermeye başlamıştı. Bunun ise elbette tek bir sorumlusu vardı. Pulsuz ejderha Seed. Seed, isminden de anlaşıldığı gibi ölümsüzlük pullarına sahip değildi ve türüne muhteşem bir kıskançlık beslemekteydi. Somut kanıtlarla desteklenen bir diğer teoride ise kendisinin albino olduğu söylenmekte. Seed, yaşadığı dışlanmalardan dolayı tarafını seçmekte zorlanmadı. Halkından yana olamazdı. Fakat bu taraf değişikliği ejderhalar adına çok pahalı bir sonucu beraberinde getirecekti. Çünkü Seed ne kadar farklı olsa da ırkının zayıf noktasını biliyordu. Yani ölümsüzlüklerinin sırrını. Ejderhaların üstündeki pul yapısının tüm detaylarını ucuz bir hıyanet duygusuyla açıklayan Seed, halkının sonunu getirdi. Bu süreç sonucunda lordlar başarıya ulaşmıştı. Gwyn kendine bir güneş imparatorluğu kurarak tahtın başına geçmişti. Nito yer altına inerek o evreni hükmetmeye başlamış, Aizelik de kızlarıyla birlikte ellerindeki ateşi yüceltmek adına köşeye çekilip araştırma yapmaya başlamıştı. Seed de yıllardır hasret olduğu ölümsüzlük vasfının araştırmalarına atıldı. Lakin isminin önünde artık yeni bir kelime vardı. Kendisi Gwyn tarafından Dük ünvanına layık görülmüştü ve bununla birlikte Gwyn ona büyük bir arşiv kurma izni vermişti. Evet, Dük's Archives'ten bahsediyorum. Fakat dünya rahata alışkın değildir. Yarattığı ateşin sınırsız olmadığını belli etmek zorundadır. Bunu belli ettiğinde yaşanacak şeylerin başrolünde oynayacak kişi ise çoktan seçmiştir. Çünkü ona boşuna seçilmiş kişi denmemektedir. İşte hikayenin bu noktasında döngüye biz de dahil oluyoruz. Fark ettiyseniz hikaye, senaryo, oyun gibi kelimeler yerine döngüyü tercih ettim. Bunu unutmayın. Oyunun sonuna geldiğimizde tekrardan hatırlamamız gerekecek. Üç büyük lord ruhuna sahip olan liderler paniğe kapılmışlardı. Ellerinde bulundurdukları yüce güçlerinin kaynağı ateş usul usul sönmeye başlıyordu. Kainlerin, büyücülerin uzun zamandır bahsettikleri karanlık çağ gerçekten de geliyor muydu? Ayak sesleri şimdiden duyulmaya başlamış mıydı? Başta Gwyn olmak üzere tüm liderler yeniden tek bir amaç uğrunda toplanmışlardı. Ellerinde bulundurdukları ateşin sönmesini engellemek. Çünkü ateş gittiğinde kendi hayatları da sönecekti. Yüce Kral Gwyn tehlikenin farkına vardığında çok geç olmadan askerlerinin yarısını alarak Kiln of the First Flame'e yol aldı. Orada ilk ateş bulunuyordu ve yaşamlarının kaynağı buydu. Gwyn yolculuğu yaparken olacakların farkındaydı. İlk ateşi güçlendirmek ve karanlık çağın gelişini önlemek için bazı fedakarlıklar yapılmak zorundaydı. Bu fedakarlık ise kralın kendi yaşamıydı. Bunu bilerek yola çıkan Gwyn, gücünü çocukları arasında dağıttı. Sahip olduğu Lord ruhunu ise Four Kings isimli 4 krala ve sırdaşı Pulsuz Seed'e verdi. Ana ateşe yaklaştığında Gwyn, bu enerji karşısında ilerlemekte zorlandı. Nihayetinde kutsal ateşin karşısına çıktığında ruhunu vererek ateş çağını uzatmış, ardından da dayanamayarak küllerine ayrılmıştı. Fakat Undead dünyasında ölüm lütfu tüm evrenin kralına bile verilmiyordu. Kendisi bu hadiselerin hemen ardından yeni ünvanıyla evrene dönmüştü. Artık yıldırımların lordu değil, kül lordu olmuştu. Ancak asıl soru şuydu, ateşin süresini ne kadar uzatabilmişti? Dark Souls'un hikayesinin temel taşları işte bu anlattığım olaylardan oluşuyor. Özet geçmek gerekirse ortaya çıkan bir ateş ve beraberinde getirdiği refah sonrasında ateşin sönmesiyle korku krallığına dönen bir evren. Hikayenin buraya kadar olan kısmına hakim olduktan sonra anlatacağım şeyler çok daha mantıklı ve bu evrene uyacak şekilde kafanızda biçimlenmeye başlayacaktır. Şimdi bu noktada şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Bu videonun ilk olduğu bir gerçek, fakat son olduğu asla söylenemez. Böyle bir evreni tek videoda anlatmak kimsenin aklından geçmez. Benim de geçmediği gibi şöyle bir dağılım yapma kararı verdim. İlk oyunun hikayesine başladığımda, ilk defa bir senaryo açıklaması yazarken elimin ayağımın dolandığına şahit oldum. Çünkü yazacak çok şey, anlatacaksa çok az zaman vardı. Bu yüzden oyunun senaryosunu genel olarak yukarıdaki gibi açıklamaya devam edeceğim. Fakat bir sürü karakter ve hikayede önemli rol oynayan insanların derin tasvirlerini ayrı ayrı videolarla yapmayı planladım.
O yüzden bu videoda değinemediğim veya atladığım karakterler hakkında daha sonra detaylı yayınlarım olacak. Biz şimdi genel hatlarıyla hikayemize bakmaya devam edelim. Dark Souls 1'in başında kendimizi bir hapishane hücresinde bulmaktayız. İsmi Undead Asylum olan bu tımarhanenin amacı bizim gibi Dark Sign damgalı Undead'leri hapsetmek. Oyunun başından anladığımız kadarıyla dünyada ateş çağı bitmeye yüz tutmuş, Lordların çabaları yetersiz kalmaya başlamıştı. Ateş sönmekteydi. İnsanlar ise birer birer Hollow olmakta ve ölmeyenlerin çağı olan karanlık döneme hızla girilmekteydi. Peki bu ateşi söndüren olay ve karanlıkta unutulan Pygmy nedir? Başlangıçtan beri çok önemli bir rolü olduğu ve oyunun kaderini etkilediğini söylediğimiz bu karakter neden hiç gözükmedi diye sorduğunuzu biliyorum. Lakin oyunun en önemli ve düşünce harikası karakterini hemen başta anlatmak olmazdı. Şimdi gelelim Ferdy Pygmy'nin kimliğine. İşte bu kısım maalesef o kadar net değil. Pygmy bilinen gerçeklerde 4 Lord ruhundan sonuncusu olan Dark Soul'u, yani karanlık ruhu almayı başarıyordu. Fakat bu ruh diğerlerine göre sönük ve güçsüz kaldığından tercih edilmeyerek Pygmy'ye bırakılıyordu. Kendisi oyunumuza ismini veren karanlık ruhu ateşler arasından buluyordu ve belki de ateşlerin sönmesini takip eden sonsuz bir bekleyişe giriyordu. Pygmy elbette bunu kendi başına yapamazdı. Görevinin devamı için ruhu gizlice nesilden nesile aktarması gerekiyordu. Tüm jenerasyonunun tek bir amacı vardı. Karanlık Lord'u ortaya çıkarmak ve son ateşi söndürterek karanlık çağını başlatmak. Pygmy'nin tüm soyu üzerinde bu karanlık ruhu taşımak da, yani bu ruhu nesilden nesile aktaran kişiler öldüklerinde aslında ölmemekte, undead olarak geri gelip yaşamaya devam etmekteydi. Çünkü görevleri kutsaldı. Ellerinde bulundurdukları ruhu bir sonraki nesile taşımak. Bu tanıdık undead kavramını yaşayan birini yakından tanır gibi olduğunuza inanarak şoke eden açıklamayı yapıyorum. İşte Pygmy'nin bu oyundaki karanlık ruhunu taşıyan kişi biziz. Furtive Pygmy'nin, yani ateşlerin arasından karanlık ruhu bulan kişinin ailesinden gelmekteyiz. İşte bu yüzden seçilmiş kişi biz oluyoruz. Son ateşi söndürerek karanlık çağı tam anlamıyla başlatabilecek kişi. Lord Gwyn'e ulaşmak ve ateş ile ne yapacağımıza karar vermek için amansız bir yolculuğa çıkarız. Tüm zorlukları aşıp Gwyn ile yüzleştiğimizde onu öldürür ve karşımıza iki seçeneğin çıktığını fark ederiz. Bu seçeneklerden ilki, genel hikayeden de anladığımız gibi üstümüzde bulunan karanlık ruhun ve atamızın bahsettiği kutsal görevin amacını yerine getirmek. Yani ilk ateşi söndürerek ateş çağını tam anlamıyla bitirmek. Fakat Dark Souls'un bir sonu daha vardır. Bu sonda ise ilk ateşi söndürmemeyi tercih ederek kendinizi aynı Gwyn'in yaptığı gibi feda eder ve ateşin bir süre daha yanmasını sağlarsınız. Böylelikle dünyanın şu anki düzeni kaldığı gibi devam eder. Ta ki Dark Soul'u taşıyan bir undead gelip ateşi söndürene dek. İşte hikaye bu noktada oyunun genelini de kapsayan bir döngüye girer. Sevgili Eser Güven'in de çok iyi belirttiği gibi Dark Souls tam anlamıyla bir döngüdür. Bunu oyunun başından, sonundan, genel dinamiklerinden, her noktasından anlayabilirsiniz. Sonuç olarak siz bir karakterle o ateşi söndürmüş veya güçlendirmişsinizdir. Ta ki tekrardan o hücreden baştan başlayıp Gwyn'in kapısına dayana kadar. Sözlerimi noktalamaya yaklaşırken tüylerim diken diken ve gururlu duruşumdan ödün vermeden yazımı bitiriyorum. Bu artık benim için bir evrenden fazlası, Dark Souls tam anlamıyla hayatımın bir parçası oldu. İleride ortaya çıkaracağım yapıtlarda bile kendisinden parçalar görmek mümkünatı çok yüksek bir düşünce. Sizlere son olarak bu evrenin değerini vermeniz ve uzun süreli bu videoyu izlediğiniz için teşekkür etmek isterim. İşte Dark Souls bu demek isterdim ama videoda dinledikleriniz ilk oyunun %25'ine denk geliyor. Daha detaylarına inmemiz gereken birçok karakter ve olay var. Bu videoda amaçladığım şey evrenin bir kısmına ve hikayenin geneline hakim olmanızdı. Umarım bunu başarabilmişimdir. İlerideki hikaye videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça kalın.